Hiçbir şey yememişsiniz ama. Yemediniz mi Melemen'i? Canım istemiyor Gülzar. Halide Hanım evde mi? Evde Ekrem Bey, buyurun. Ben geldiğiniz haberi vereyim. Halide Hanım. Ekrem Bey geldi. Salonda sizi bekliyor. Tamam, geliyorum. Halide, hasta mısın? Neyin var? Yok, iyiyim Ekrem. Hiç iyi görünmüyorsun. Yüzün çok solgun. Midem kötü biraz ama mühim bir şey yok. Emin misin? Bir doktora göründün mü? Yok yok, lüzum yok. Sen niye geldin? Epeydir görüşemedik. Telefonlarıma da çıkmıyorsun. Merak ettim seni. Üzgünüm Ekrem. Halide, niye böyle yapıyorsun? Ne yapıyorum? Sürekli benden kaçıyorsun. Ne münasebet. Bak, o geceden sonra sanki aramızda bir duvar ördün. Ve ben ne yapsam bu duvarı aşamıyorum. Bu kadar yakınsın bana ama bir türlü ulaşamıyorum. Biz birbirimize aitiz. Bunu ne zaman anlayacaksın? Bak Ekrem. O gece bir hataydı. Üstelik ben hala Kemal'le evliyim ve ben hala onu... Ve Kemal'i hala seviyorsun. Öyle mi? Çok yanılıyorsun. Sen Kemal'i sevmiyorsun. Belki bir zamanlar sevdin. Ama şu anda sadece bir hırstan ibaret. Başka bir şey değil. Ve ümit ederim... Bunu çok geç olmadan anlarsın. Şimdi izinle. Gülizar. Efendim Halide Hanım. Ben fabrikaya kadar gidiyorum, tamam mı? Peki Halide Hanım. Halide Hanım, Halide Hanım. Halide Hanım. Geçmiş olsun Halide Hanım. Kan tahlil sonuçlarınızı aldık. Gebesiniz. Sadece. Ay çok şükür, o kadar korktum ki. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Hadi gidelim artık. Hmm.
Benimle konuşmak istediğin mesele ne halde? Sesin telefonda çok endişeliydi. Böyle susup oturacak mıyız? Bir şey söylemeyecek misin? Bunun için gelmedik herhalde buraya, değil mi? Ekrem, konuşmamız gereken mühim bir mesele var. Bu konu seni de alakadar ediyor. Öyle mi? Pekala. Neymiş bu önemli mesele? Söyle bakalım. Ekrem, ben... ben hamileyim. Bir şey söylemeyecek misin? Ben sadece çok şaşırdım. Arkadaşım. Evet, ben de çok şaşırdım. Bir daha asla çocuğumun olmayacağını sanıyordum ama... bilemiyorum. Ne yapacağız şimdi? Eğer bu konu duyulursa ben mahvolurum. Bir kez olsun başkalarının ne düşündüğüne boş veremez misin? Mutlu olmayı deneyemez misin? Neden kendini sadece yalnızlığa layık görüyorsun? Neden mutlu olabileceğine inanmıyorsun? Ne demek istiyorsun? Halide, hırs insanı mahveder. Ben senin mahvolduğunu görmek istemiyorum. Sen mutlu olmaya layıksın. Ama sen bunun farkında değilsin. Kemal'den boşan. Benimle evlen. Adana'dan gidelim. Başka bir şehirde başka bir hayata başlayalım senin. Sen, ben ve çocuğumuz. Hep beraber. Bugün artık bana cevap vermek zorundasın. Teklifimi kabul ediyor musun? Evet Ekrem. Ediyorum. Harika. Harika. Peki. Öyleyse mutluluğumuza içelim. Evet Gülzar, gel. Hemen eşyalarımı toparla. Ha, seyahate mi çıkıyordunuz? Evet, İstanbul'a gidiyorum. Aa, ne güzel. Hava değişimi iyi gelir şimdi size. Ne demişler? Tedbili mekanda ferahlık vardır değil mi amma? Çok kalacak mısınız? Bilmiyorum Gülzar. Belki de hiç dönmeyeceğim. Anlamadım. Temelli mi gidiyorsunuz? Öyle de denebilir. Dolayısıyla sen de artık burada kalamazsın. Ben ne yaparım? Nereye giderim? Orasını da ben mi düşüneceğim Gülizar? Kocaman kadınsın. Bulursun bir çaresini. Saat 2'de Ekrem beni almaya gelecek. Benim de çarşıda ufak bir işim var. Döndüğümde bavullar hazır olsun.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.